Çok yani illa ki kitapta karşına çıkacak. O yüzden iyi dinle. Diyor ki 3 tane iç açısı bunu vermiş. Diğerleri 140. Yani normalde şöyle yapamam. Yapmak istersin belki de 120, 150, 70, 140 çarpı x. İyi de kaça eşitleyeceğimi bilmiyorum ki. Ama bildiğim bir şey var. Dış açıları toplamı sabit ve 360'tı. O yüzden burasının dış açısı 60, burasınınki 30, buranın dış açısı 110, buranın dış açısı 40 çarpı x kaça eşit olacak? 360'a. Bak burada bilmiyorum kaça eşitleyeceğimi. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Dış açılardan gitmem gerekiyor. 90, 200, 160, x kaçmış? 4. Yani birbirine eşit 4 tane açı var. Bak 5, 6, 7. Toplam kaç kenarlı olduğunu sormuş. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki bir dış açısı 30'muş. Ne yapacaktık? 360'ı kaça bölünce 30 gelir? Çünkü düzgün çokgenlerin bütün dış açıları eşittir. Buradan en kaç çıkıyormuş? Bak 12. Merak etme, çok basit. Birkaç tane daha soru çözelim. Bir iç açısı 135 ise nasıl bulmuştuk? İki tane yöntem göstermiştim. Şu iç açıları toplamıydı. Ya bunu 135'e eşitlerim. Bence bu yöntem çok hızlı bir çözüm değil. Düzgün çokgense bütün dış açıları kaç derecedir? 45 derece. Bu 135 olduğuna göre. Derim ki 360'ı kaça bölersem 45 gelir? 8'e. Benden ne istiyor? Tüm köşegen sayısı n çarpı n eksi 3 bölü 2 ile de 8 yazarsam 8 çarpı 5 bölü 2'den kaç gelir? 20. Var mı sıkıntı? Yok. Yani şu da gelir de hani bu daha uzun bir çözüm yöntemi. Bir iç açısı bir dış açısının 5 katı. Şimdi şöyle bir şey düşün. Burası alfa ise burası kaç alfaymış? 5 alfa. 6 alfa neye eşitmiş? 180'e. Çünkü bir iç açısı bir dış açısının 5 katıymış. Alfa kaç çıkmış? 30. 360'ı kaça bölünce 30 gelir? 12'ye. Demek ki bu kaçgenmiş? 12 gen. İç açıları toplamı neydi? N eksi 2 çarpı 180. Bak 12 yazarsam buraya ne olur? 10 çarpı 180'den 1800. Var mı sıkıntı? Yok. Hemen devam edelim. Düzgün beşgen. Düzgün beşgenle ilgili ne söylemiştik hatırlarsan? 360'ı neye böleceğim? 5'e böleceğim. Bir dış açısı kaç yapacak? 72. Bak, hepsini 72 yazmaya gerek yok. Burada mevzu şu. Şurası 72 ise burası kaç yapacaktı? 108. Bak burası 108. Ve bunların hepsi birbirine eşit. Tüm kenarları eşit. 108 burası kaç yapacak? 36, 36. Burası da 108. Bak şimdi dikkat et. Burası da 108. Burası da 36, 36. Peki iki iç açının toplamı neyi verecekti? Bir dış açıyı verecekti. Ya da burası 36 ise 72. Toplarsam yani 72, 36 tekrar 72 çıkar. Var mı sıkıntı? Yok. Evet, bu soru tipi de çok gelecek ama çok basittir. Bak düzgün beşgen. Tüm kenarları birbirine eşit. Kare. Karenin de tüm kenarları birbirine eşit. Ne oluyor? Bak şurada bir ikizkenar üçgen geliyor. Şurası kaçtı? Az önce bulduk 108. Bak burası 90. Burası kaç? 18. İkizkenar üçgenden alfa. 2 alfa artı 18 eşittir 180. 2 alfa eşittir 162. Alfa kaç gelir? 81. Var mı sıkıntı? Yok. Karşılaşacağın en zor soru tipi bu. Ne demiştim ben? Düzgün beşgenleri ben böyle birleştirirsem ne oluyordu? Bir ikizkenar üçgen olurdu. İkizkenar üçgenin tepesinden dikindirirsem burası ne olur? Kenarortay. Burası ne olacak? Açıortay olacaktı. Bak, üçgende özellikler. Tüm kenarları birbirine eşitti. Bak şurada ne var? Açıortay kuralı var. Bu bunun yarısıysa bu da bunun yarısıdır. Ya da daha matematikçesi 6 bölü 3, 4 bölü x. Yani iç açıortay teoremi çıktı. Gördüğün gibi üçgenleri çok iyi anlarsan beşgenlerde falan hiç sıkıntı çekmezsin. Yalnızca bilmen gereken şey düzgün beşgende tepeden indirilendik. İkizkenar üçgen olduğu için açıortay olur.